Merhaba sevgili dostlar, günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerinde olsun inşallah diyerek. Bugüne başlayalım istiyorum. Ee, dilediğiniz, beklenti içinde olduğunuz konular umarım bugünkü falımızda çıkar. Niyetler tutulmuştur. Bu niyetinizle alakalı gördüklerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Kişilere takılı kalmayın. Bazen kız erkek diyebiliyorum ama bunu sadece erkek ya da kız olarak değerlendirmeyin hayatınıza e, neresinden uyuyorsa aslında o şekilde dinleyip niyetinizle alakalı sonuçları almakta fayda var. Güzellikler sizleri ve beni bulsun. <laughs> Kötüleri de evrene gönderelim. Sonunda söylüyorum. Bugün başında söylemek istedim. Bakalım bugünkü falımızda neler var. Neler neler yok ki. Ne kadar kalabalık bir yerde çalışıyorsunuz. Şimdi. Parasal konularla alakalı bir kişiye bağlı çıkıyorsunuz. Şimdi burada çalışıyor olduğunuzu düşünmüyorum aslında. Çalışmayan, beni izleyen, dinleyenler için söyleyeyim. Bir kişiye parasal anlamda bağlılığınız var. Yani bir kişiden para alıyorsunuz. Bu aldığınız parayla alakalı da biraz ezilmiş görünüyorsunuz. Bir borç alıyor olabilirsiniz, bir kişiden destek alıyor olabilirsiniz. Ama burada e, almış olduğunuz paralar artık üzerinizde yük yapmış. Basamak basamak bu konuyu çözmek, halletmek isteyeceksiniz. Bu kişiyle karşılıklı konuşmalarınız var. Bu babanız olabilir, anneniz, arkadaşınız, bir aile arkadaşı, belki de bir burs bir şeyler var. Yani birilerinden bir para desteği alıyorsunuz. Bu almış olduğunuz destekle alakalı yakın zamanda biraz sıkıntı yaşamışsınız. Ya siz kendinize sıkıntı yaptınız bu konuyu ya da yaşamış olduğunuz bu konuda karşı taraftan mı bir tepki aldınız? Ama sonuç olarak yaşamış olduğunuz bu sıkıntıyla alakalı güzel bir geçme yaşayacaksınız sözünüzü onu hemen söyleyeyim. Şimdi yaşamış olduğunuz bu gelişme sizi rahatlatacak. Yani e, çok da ayakları yere basmayan hani böyle çok kararsız kaldığınız acaba biter mi devam eder mi dediğiniz bir parasal konuda e, güzel bir cevap alıp güzel bir karşılama ile birlikte bu konuyu çözeceksiniz. Bir çalışanlar için bir süredir birçok kişinin yükünü üstlendiğiniz görünüyor. Ve bunu gerçekten severek yapmışsınız aslında ya da çevrenizdeki insanlara yardımcı olmaya çalışmışsınız. Burada net bir fikirle yolunuza devam etmişsiniz. Fakat önümüzdeki bir ay içerisinde bu almış olduğunuz yüklerden sıkılacağınız görünüyor. Yardım ediyorsunuz karşılık alamıyorsunuz. Yardım ediyorsunuz daha çok yoruluyorsunuz gibi düşünün. Bir ay içerisinde aslında bu konularla alakalı bir tıkanıklık var. Burada sanki siz bu yardımları yaparken e, ağzınıza gelen ya da işte düşüncelerinizi söyleyemediğiniz görünüyor. Sanki ağzınıza bir pamuk tıkamışsınız. İçinizden geçenleri karşınızdaki ya da yüklerini aldığınız kişilere söyleyemiyor olarak görünüyorsunuz. Ama bu durumu değiştireceksiniz. Bir ay sonra çünkü bir sıkılma hali, bir bunalma hali yeter artık deme durumu söz konusu. Burada karşınızda bir kişi bu durumu anlatıp bazı şeylerin düzelmesi için iş yerinde küçük adımlar atılacak. Çok büyük diyemiyorum. Karşınızda kimse yalnız bu sıkıntılarla uğraşan yüksek mevki biri görünüyor. Yani sizden üst şef, patron bilemeyeceğim ama bu kişi sizin bu sorunlarınızı da halledecek ve burada bir beş rakamı da var. Hani beşli bir rakamda konuşma görüşme olarak da değerlendirebilirsiniz ama burada üzerinizdeki yüklerin bir bölümü kalkacak. Şimdi çok topluluk içerisinde görünüyorsunuz. Böyle fallar geldiği zaman genelde pazarlamada çalışan, hukukta çalışan, insan ilişkilerinin yoğun olduğu süreçlerde çalışan kişiler görünür. Genelde bu tarz kişilerdir. Şimdi bu topluluk arasında devamlı işlerinizi bir şekilde yetiştirmeye çalışacaksınız ya da şöyle de söyleyebilirim şundan dolayı bir işe başlayacaksınız bir ay içerisinde bir iş teklifiyle birlikte büyük toplulukların olduğu bir iş yerinde bir e, işe başlama durumunuz olabilir. Şimdi bu e, başladığınız yerdeki süreçte bir sıkıntı yok fakat e, iki ay sonrası için bir karışık döngü var. Şimdi bugünkü falımızda şöyle tutulmuş olan niyetlerle alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız fakat. Tutmuş olduğunuz niyette bazı dönemleriniz tıkalı. Bu tıkalılık dönemi aslında e, kafanıza taktığınız, beklenti içinde olduğunuz konularda zaman zaman beklentilerinizin karşılanamayacağını gösteriyor. Önünüzdeki tıkanıklık e, yol ayrımı düşüncesini size getirebilir. Yani burada bu kadar bu kadar emek ver sonra e, sonuç bu mu? Bir kafanızda karışıklık, bir iki yol ayrımı yani e, kararsız kalma önünüzün tıkalı olduğunu düşünme gibi gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Her şey güzelken bir anda bunu düşünmenize çok da anlam veremedim falımızda ama bir anda bir kaosun içerisine giriyorsunuz. Bu kaos halinde böyle sanki insanlar birbirleriyle bir, bir, böyle elden ele bir şeyleri vermeye çalışıyorlar. Bu verme alma gibi bir denge ama dengesiz bir denge. Hani size iki tane veriyorlar, siz bir tane veriyorsunuz, işte diğeri hiç almıyor. Hani böyle bir dengesizlik iş yerinde, ee, alınan sorumluluklardaki dengesizlik belki de sizi rahatsız edecek Yani siz çok sorumluluk alıp da başkalarının az sorumluluk alarak aynı ücretlere çalışmanız mı rahatsız edecek Ya da e, patron ya da şeflerle olan iletişimde çok iş yapandan çok çok yakın olan mı daha çok kullanacak gibi gibi durumlar söz konusu olabilir Burada dava etme durumunuz var yalnız Burada çünkü arkanıza bir dava dosyası almış İş yeriyle alakalı dava açma Olan bir konuda çözüm arama süreçleri başlatabilirsiniz burada hakkınızın verilmemesi durumundan dolayı da açılacak bir dava olabilir ama sonuç olarak Elinizde tuttuğunuz bir şey var Burada haklısınız ve bir dava açıyorsunuz bu davanın sonuçları da Kısa sürede gelmez ama önünüzü açacak bir dava olarak değerlendirebilirsiniz Zaten Atıyorum parasal bir konuysa deve yüküyle size geri geliyor Onu da belirtmiş olayım Biraz da yan yattı durumları var hani size verilecek olan şeyler mi verilmiyor söz veriliyor da mı yapılmıyor yani burada bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Biraz karışık dememin sebebi de aslında oydu. Sonuçların da davaya gitmesi aslında e, almanız gerekenleri alamamanız anlamına da geliyor. Burada zaten elleriniz dolu dolu çalışıyorsunuz. Yani çok emek var. İlişkilerde aile içerisinde küslük. Şöyle ki aslında ailede ee, birlikteliklerde araya bir kişi girmiş aslında bu bir sevgili de olabilir bir para meselesinden dolayı bir kişi olabilir aile büyüklerinden olabilir ama hani eşlerden bir tanesi sırtını dönmüş kolları yok yani diyor ki ben bu konuya müdahale edemem Ben bu konuyu çözemem ama senin çözmen lazım ya da siz diyorsunuz bunu Karşı taraf, çelimsiz. Bu araya giren kişi her kim ise müdahale edip de onu kenara itebilecek bir karakterde değil. Bu ailenizde sorun arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte de bu konuyla alakalı gel git gel git konuş 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 konuşursunuz ama bir cevap alamazsınız. Bu kişi her kimse sizin aile meselelerinize, eşinizde olan birlikteliğinizde sorun yaratan bir kişi. Çözülür mü çözülmez. Şey ejderha görsellerinde çıkıyor zaten. Zor çözülür. Eğer ki burada bir bu kişi eşinizin sevgilisi ya da daha başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü çok kati ve kesin görünüyor. Ayrılığa götürür zaten bu. Çünkü burada o aradan çıkacak kişinin çıkmasını hiç beklemeyin. Baya kalıplaşmış oturmuş aranıza girmiş olarak çıkıyor. Ve sonrasında eşler arasında konuşmalar sizin uzattığınız konular Eşinizin de e, kendine farklı bir yol açtığı görselleri var. Vay! Aile içerisine giren bir kişi yüzünden ayrılıklar yaşanabilir bugünkü falımızda. Ve burada da bilinmezlik içerisinde olan eli kolu bağlı olan bir söylüyorum bayan görseli var. <laughs> yani bu erkek de olabilir tabii ama bizim bugünkü falımızda gördüğümüz biraz aldatılan bir bayan görselinde çıkıyor bilinmezlik önünde bırakıp gitmek istiyorsunuz ama e, Elimiz kolum bağlı nasıl yaparım der gibi düşünüyorsunuz. İlerleyen süreçte işte eşinizle görüşeceksiniz, önünüzden çekilecek zaten o yolunu açmış, yoluna devam edecek. Siz biraz sarnılar sancılar çekebilirsiniz çünkü burada arkası arkası, arkası arkası birçok konuyu, olayı çözmeye çalışacağınız görünüyor. Ama önünüz aydınlık, sonuçta çok güzel, e, yani gökyüzünden gelen enerjiler burada görünüyor. Yani yardımlar alacaksınız ve önünüz aydınlanacak. Eğer bir boşanma arifesinde, bir boşanma sürecinde hatta aldatılma kaynaklı bir boşanma sürecindeyseniz bir iki ay daha dişinizi sıkın. İki ay sonra çok rahatlamış görünüyorsunuz. Bir de bakalım burada neler var. Kafanızın içi böyle kıvır kıvır. 50 tane düşünce. Kafanızı uzatıp uzatıp bir konulara bakıyorsunuz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bak burada çok farklı bir şey var. Onu hemen ekstradan parantez içinde söylüyorum. Gene eşler arasında ya da ilişkinizde de olabilir tabii ki bilemeyeceğim ama bir taraftan bir taraf bir tarafı sömürüyor. <laughs> yani vakumluyor sanki yani böyle. Elindekini alıyor, kafasındakini alıyor, fikirlerini alıyor, parasını alıyor. O şekilde bir görsel var. Ve buna karşı tarafta izin veriyor bu konu biter ama tüketerek bitirir. Burada baya baya bir böyle çengelli iğnenin iğnelenmesi gibi yapışmış sizi sömüren bir kişi görseli var. Bunun sonuçları ne olur? Baya sıkıntı olur sizin için. Çünkü sömürüldüğünüzü farkındasınız ama karşı koyamıyorsunuz. Şimdi burada neler var? İş yükleri hep çıkıyor ya bu aralar. Çok gıcık kapıyorum bunu ama ne yazık ki öyle. Bakın şuradaki insanı görüyor musunuz? Hemen sırtında bir yük. Buradaki insanı görüyor musunuz? Gene yük. Yani yüklerimizi almışız, yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Engellerimiz var. Bu engelleri aşmak için mücadele edeceğiz. Konuşacağımız insanlar var. Yardım beklentisi içinde olacağımız, özellikle iş konularında yardım beklentisi içinde olacağımız insanlar var. Ve bir değil iki üç kişiyle görüşme yapabilirsiniz. Burada yüklerinizden arınmak için ayağa kalkmış, önünüzde sıkıntıları almış mücadele ediyor olarak görünüyorsunuz. Mücadelelerden tabii ki çıkacaksınız. Ama böyle oh bitti çok güzel rahatlamışım diyemem. Sanki böyle basamak basamak ilerlemeniz gereken süreçler var. Burada böyle başınız önünüzde çıkıyor. Böyle görselleri görünce de çok anlatmak istemiyorum ama bakın şurada görüyor musunuz? Bir kişinin kafası ve bedeni kafasını önüne eğmiş. İş konularına sırtını dayamış. İş konularında beklentisi var ama kafası önünde. Düşünceler ve fikirler başkalarından para desteği alıyor olabilir. Bazı kişilerde de e, önünde ondan bir beklenti içinde çıkıyor ve bu beklentilere cevap veremediği zaman da kafasını önüne eğmiş biraz üzüntülü görünüyor. Burada ikili ilişkilere yansıyan sıkıntılar var. Yani birlikteliğinizde de bu durum size sıkıntı yaratıyor olabilir ama bu sürece baktığımız zaman bugünküne göre en az 3 ay bu konularla alakalı mücadele edip mücadelelerinizin sonuçlarını alacaksınız. Sağlık olarak boyun ağrısı ve kalça ağrısı gene görselleri var çok büyütülecek konular değil ama biraz para harcanması gereken konular. Bir de sırtınıza binmiş bir kişi yani bir kişinin sorumluluğunu kaldırmaya çalışıyorsunuz galiba. Bu sorumluluğu kaldırırken de biraz eziliyorsunuz. Yani keşke kendi sorumluluğunu kaldırsa bu bir çocuğunuz olabilir ama kendi sorumluluğunu yapamayan, onun yüklerini üzerinize taşımanız gereken bir süreçte yine mücadele var. Burada bu konuların çözümlenmesi çok mümkün değil. Araya sıkışmış konular olarak duruyor. Zaman zaman ikilemde kalıyor olabilirsiniz. Farklı farklı yollar denemek isteyebilirsiniz ama karar veremiyorsunuz. Yakın zamanda da aslında karar verecek gibi durmuyorsunuz. Biraz daha zamanı ihtiyacınız var bu konularla alakalı sevgili dostlar. Başka başka neler var diye şöyle bir bakalım. Bir de şey var. Bir ev konusu var. Ev konusunun üstüne yatmış bir kişi var. Yani sizin bir malınızın üzerinde bir kişi var. Malınızla alakalı bir kişiyle sıkıntısınız ya da bir miras konusunda sıkıntınız var. Bu sıkıntıyla alakalı bir yol açmaya, konuyu çözmeye çalışıyorsunuz. Bayağı üstüne gideceksiniz. Bir yol açmışsınız aslında. Bazı emekler var burada. Ama bu böyle bir gene üç görseli var burada. Üç ay sonra bir çıkmaza girebilir. Bu konuyu bir kere daha elden geçirin derim. Ee, destek aldığınız ya da düşündüğünüz konularda gözünüzü açmanız lazım. Gözünüzün önünde olan bir şeyi görmüyorsunuz. Bu evin üstüne yatan kişi de geri çekilmiş sizden gelecek hamleyi bekliyor. Yani bu her kim ise bayağı bir paranın üstüne oturmuş. Haklarınız yeniyor aslında. Hakkınızı yiyen kişiyle alakalı bir mücadeleniz var ama o yola dikkat edin. Vermiş olduğunuz kararlar çıkmaza girebilir. Sevgili dostlar evet. Bugünlük falımız bu kadar. Ama yarın yeni bir falla tekrardan karşınızda olacağım inşallah. Ne diyoruz? Allah sağlık, sıhhat, keyif, huzur versin. Sağlıklı olduğum sürece her gün videolarımı çekeceğim. Burçları da çekmeye başladım yavaş yavaş. İnşallah hepimizin hayrına olur. Güzel günler bizi bekliyor diye düşünelim. Kötüleri de evrene gönderelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.